Evet, kolay gelsin Taci Bey. Allah geldi hele şükür ya. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Biraz gecikmeli oldu ama. Olsun ya. Az olacak, temiz olacak. Evet. Değil mi? Aynen öyle. Olsun, hayırlısı olsun ya. Sen uğraşma diye baklarını soyuyorum bak. Tamam. Beni uğraştırma. Bunları sonra şey tuttun tarttın ama sökmesi çok zor oluyor. Aynen, güneş yiyince çıkmıyor. Ha, güneş yiyince yakıyor herhalde değil mi? Evet abi. İstanbul'a. Nasılsın canım? Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım, sultanlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Sizlere sorarsanız hep geneli biri söylüyorum. Ölçüyü aldırdı işte, aldırmış. Takılacak, takılacak değil. Tam bir ay diyendi arkadaşlar. Biraz çok erken oldu ama. Olsun, şimdi gençlerin de işi var, işleri olsun yeter ki. Hem biz burada komşuyuz. Dedik biraz geçirelim. Yani kolda komşu böyle iş yaparken dışarıda da getirmek istemedim arkadaşlar. Ama Taci oğlumuz biraz bizi oyaladı. Onun işi olduğundan dolayı oldu tabii ki. Ama Taci anlat, doğruyu anlat. Doğru. Doğru yani. Herhangi yerde derse doğrudur. Aslında bu zaman şimdi buradan geçti arabalarını falan tanıyoruz dolu. Bir konuya bastı, şu Rusya dedi müşürü. Taci aşağı geçti. Satır camı yandı arkadaşlar iş yeri de. Bir dedim arayalım dedim. O da dedi ki Melek dedi yok. Adam bir hafta daha izni var o. Osman sen öğrendin mi ki? Yok. He? Yok. Ben bilmiyorum. Bunlar da kardeş çocuklar var ya, kuzenleri hepsi. Osman'ın daha önce bunu kapadı, Osman'ı iyi tanıyor. İçinde rahat edeceğiz böyle. Deli topu yine temiz yine. Evet. Bunları buradan kaldıracağım arkadaşlar. Söylemiştim daha önce de. Şu koltuğu kaldırmayabilirim. Güzel onu böyle içini bilen bir güzel temizledi yine. Yine şöyle bir kenara koyarız. Otururuz üstünde. Bazı kere kalabalık oluyor. Bazı kere iki kişi kalıyor. Bazı kere 10 kişi bile oluyor arkadaşlar. 10 kişi, 15 kişi. Nasıl yapalım? Sürgülü olsun dedim ben de. Bazı arkadaşlar da işte sürgülüyü temizlemesi zor oluyor falan dediler ama artık yapacak bir şey yok. Hamit Hacı. Kullanış açısından sürgülü olsun dedi. Şükrü abi dışarıda temizler. Ya biraz temizlerim canım, bir şey olmaz. Çok güzel bir şey. Köyümüzde böyle korganımız da ufak şey, kasaba arkadaşlar.
bol olayım. Sadece çay bile ister misin? Soruyorum ama kusura bakmayın. Yok iyi, şu an mutlu olurum ya. He, şu tamam. Yeter, yeter. Ben de yayık yaydım arkadaşlar bugün. Cihazını aldım, ayranı dışa koydum. Taci gelince ben de kendimi kapıya attım. Bir de içeri koydum ayranı. Çay içeren kaynasın diye. Anam ayran taştı. Arhanda. Yarım saatten bir ayran temizliyorum sobanın üzerinden. Daha da... İçeri koymam da. Daha da... Burası soğuk diye... Hani takip edemem diye içeri koymuştum ama... Daha yok. Oraya gelse alalım oğlum bunu. Yok. Yok gel, yok gel. Osman soyu. Evet, Osman soyu. Ne çekiyorsun abi? Çek çek çek. Sabah bugün erken kalktım arkadaşlar biraz. Neyse sütçüye süt vereceğim. Bedenim almaya çıktım dışarı. Bir baktım evin önünde kıt 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 tavuk. Bir baktım bir tane kırmızı. Arkasından beyaz horoz geliyor. Arkasından beyaz tavuk geliyor. Neyse buraya geldim aşağı baktım. Tavukların hepsi dışarıda. Saat 6'yı daha yeni karanlık ışıyor. Gittim Şükrü'ye. Şükrü ne var diyeyim. Sen akşam tavukların kümesinin kapağını yaptın mı? He. Nereden çıktı bunlar? Tuğla mı yıktı dedim. Anam diye unutmuşum bu Melih diye. Valla bir baktık hepsi dışarıda tavukları. Tavukların hepsi dışarıda arkadaşlar. Hiçbir şey de olmamış. Demek ki köpek olan yani hiçbir şey yanaşmıyor. Ne bileyim ben. Allah korusun sansar girer. Ülkeye sahte. Merak ederim yanaşamıyor. Kokusana yanaşamıyor köpeklere. Ne bileyim ben. Hele hele karabaş var ya. Tavukların tamam bir mutlu oldum ki zavallı. Valla çok güzel ya. Dün korkandan gelirken gördüm yol açıyorlar. Dedim bakayım. Bana depe dağlarını biliyorum ben. Orada onların yer olduğunu bilmiyordum bak. Yok. Çok güzel. Vallahi köy böyle arkadaşlar. Bu sene ev yapan çok köyde. Siyahlar iz yapıyor. Silerken. Acaba sabitler aşağıda mı? Hangi sabitler? He he. Aldılar. Sigur olsa mı? Bu kalsın şimdilik de arada şey kalsın. Sonra kes. Şeyden dolaştı öbür taraftan. Böyle şimdi bu kadar kablom yok. Öyle kalsın şu anlık. Onu öyle sallanacak mı burada? Yok bunu alırız. Ayarlar. Üzerine yapsın bir şey olmaz. Sadece şey mahtabın Orhan. Şu dışarı bana şöyle demir koyabilir misin? Çiçek koymaya. Var mı demir? Demir çok. Bakarız ayarlayabilir miyiz? Tamam. Ayarlarsın. Parça demirler var ya senin şurada. He nasıl koca? Niye? Ondan gelince camı çıkmış hemen aldım geldim. İstanbul'a kime gittin hayırdır? Öyle keseleme gittik ya. He iyi. Hayırdır inşallah. Asker yardımcısı falan vardı gel diyordu. Şimdi kablolar ne olacak? Kablo kalsın Taci. Şimdi kablo kalsın deme açıp bir al bunları bence. Sonra geçirirsin.
Bence de öyle olur. Sap daha iyi olur. He. He. Sinekliğini söyledim arkadaşlar şimdi. Abla diye sineklik olmaz diye biliyor musun? Dedim bunu yapar sinekliğini yapar. Sürgülüyor camlar. Dur bir düşünürüz dedi. Sineklik de olacak inşallah. Melek Hanım arka tarafı komple açık var. Soğuk geliyor ama. Yapacak ya onlara. Silikon sıkacak bunlara. Öyle mi? Tabii canım öyle bırakır mı onlara? Yapacak ama fazla olacak inşallah. Sobi de burada yak yine senden. Of. Oh, gelen misafirlerimiz de şöyle geniş geniş. Bizim mutfağımız biraz küçük arkadaşlar. Mutfakta da soba yanayacak. Diğer odalara gitmiş zaten. Gidersek de ceyran takıyoruz işte. Isıtıcı. Böyle güzelce inşallah deli toplu. Ama burada ne sıcak olur var ya. Vallahi sıcak olmaz olur mu bilmiyorum. Üstte kapalı oluyor ya. Üstte kapalı evet. Burada kapalı ya güzel olur. Ya yine manzaran gözüküyor Amerika'm dışarıda. Manzara arkadaşların manzarası kapanmadı ya. Buraya elektrik koymadık arkadaşlar camları ama diğerleri hep bekliyor. Avruda. Allah dedik dışarıdan hani görükmesin. Rahat edelim. Hangi misin? Nereye perde açacağım? Buraya perde diktiysem 50 bin liralık perde çıkardım ya. Perde de koymayacağım. İleride oramadım buraya. Hadi ara çalışmalar tüm yüzüne devam ediyor. Melek Hanım ne düşünüyorsun ya? Düşünüyorum sabah yağıyordu şimdi ya oya bak. Doğrular diyorum sabah su olmuşuydu. Şimdi hava açtı. Düşünüyorum işte ama şöyle nereden nereye diye düşünüyorum. Şimdi nereden nereye derken arkadaşlar. Gelin oldum hem iyiydi. Kalabalık. Ayrıldım. Kalabalık. Kayınpederim ayırdı bizi. Odunları boşalttı. Odadan da kapı açtı. O odadan buraya girdi. Sonra o odanın giriş kapısı kapandı tabii. Dışarıdan kapı açtı kayınpederim. Dışarıdan giriş geliyor yani. Hani dışarı öyle giriyor. Burada durdum biraz takip ayrıldığım evde durdum. Burada dururken eşim askere gitti. Küçük yaşta evlendik diye hep söylüyorum sana. Ben 15 yaşında evliyim. Kayınvalide şimdi 18 yaşında evlendik. Aramızda 3 yaş var. Fazla bir şey yok. Neyse fazlası az işte. Küçüklük daha sonuçta. Evet. Onu demek istiyorum ben. Yani sen de büyüdün de kendimi küçültmüyorum hani. Yanlış anlama. Tamam. Askerden geldi. Kıbrıs'a yaptı askerliğini. Hiç gelmeden askerliğini yaptı arkadaşlar. O zaman askerlik 18 aydı. Şimdikiler hemen 6 ay yapıp geliyorlar. Ama askerlik diye yine de tabii ki adı askerlik. Askerden geldi. 10 gün beraber durduk. Gurbete çıktık. Kömür ocaklarına. Markara'ya. Trahya'ya. Orada 2,5 ay çalıştı. Ama tabii o zaman güzel para kazanıyorduk kömür ocaklarından. Gelinlik kayınpederimin de bana yine tabii ki eşimin alması. Askerden önce de ocaklarda çalışmış. Evlenmeden önce de ocaklarda çalışmış. 4 sene. 5 tane bileziğimiz vardı. Onları sattık. O getirdiği parayla evin altını köprü yaptık arkadaşlar. Neyse ustamız falan ayarlandı. Bir alt kat 2 oda yaptık. Özürüme de hamileydim o zamanlar ben. Burayı yaptırdık arkadaşlar. Yine tabii ki borç da var. Sade o zamanın parası yine değerli ama ne olacak arkasından gelmeyince? Özrüm de olduğunda hep söylerim ya işte aynı hayvanları nasıl bağladım? Ya o taş duvarıyla sancağıydı yani. Şükür üstünden böyle molayla geçti.
Ben arkasından sünkandan düzeltledim. Çalışana Allah veriyor arkadaşlar. Yeter ki çalışacaksın. Özün sözün bir olsun. Kalbin temiz olsun. Çalışana Allah veriyor. Oradan Ruhan yukarıda işte mutfağı biraz kapaladım. Mutfak yerini. Bir de ben yapıma da mutfak aladım. Öyle böyle. Bu günlere geldim arkadaşlar. Çok şükürler olsun. Az önce şimdi bana diyor ya. Konuyu buradan açtım arkadaşlar. Melek diyor, burayı diye keşke de yaparken bir metre daha öte evin önüne doğru gitseymişim. Dedim yeter şükürler. Çok şükürler olsun. Biz nereden nereye geldik bak. Buradan Şükrü Usta bizi götürdü. Gurbete de çıktık. 8 sene sonra... Fındık tabaka ne yapıyor bunlar diye. Camdan tek cam değil mi? Evet. Isı cam. Kalın yağmur şimdi söyledim. Camlar güzel. Sen daha yatak odasına da gitme. Şöyle burada yatarsın artık. Ben mi? Sen. Daha yatarım ne olacağını sen. Ben burada alışkınım zaten. Ormanlar yine, dağlar ormanlar yine gözüküyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar yine dışarıdan. Camlar nasıl olacak? Camlar daha önce. Camlar karanlık mı oldu diye. Bilmiyorum onu merak ediyorum. karanlık. Olur mu abi? Bu kadar şey karanlık olmaz. İnşallah. Arkadaşlar nasıl oluyor bakın. Çok güzel. Taci Bey bunun ustası arkadaşlar. Arkadaşlar camları da kalacak buranın. Camlar da geldi. Şöyle bakın camlar da renkli böyle mi? Şuna bakın şöyle. Yani çift camlar. Şurada şu ön taraf camı beyaz. Diğerleri renkli. Bir şey atmışım diye. Cam daha çabuk olur değil mi? Evet. Daha montajı kadar uzun sürmez. Kestin mi usta? Hemen şuraya koydum. Taci dikkat et kafanı kollara vurma ha. Tellere mellere vurmuyorsun kendini. Oğlum şey Agi, pervaz uydu alacaksın lan. Bir tane. Güzel oldu ama değil mi? Şimdi bir güzel. Bir yakışık geldi sanki böyle. Evet aynen. Cam buradan daha iyice kıyı köşe şöyle güzel yapılınca daha güzel olacak inşallah. Ben de bu arada orada durmadım arkadaşlar. Tabii ki kameramızı durdurdu. Bayağı bir zamanlar geçti. Hemen yapacak bir şey zaten bu. Değil.
Ben de mutfakta onlar için bir şeyler hazırladım. Tabii çocuklar aç kalmayacak. Öyle değil mi Taci? Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Ben de yemek hazırladım. Olmak üzere yemek çayı dinlendirdim de. Hem açıp bir dinlenirsiniz, hem kalbini dinlenirsiniz. Öğlen geçti arkadaşlar. Çocuklar da erken geldi sabah. Öğlen de geçti. Yemek hazırladım arkadaşlar. Yemeğim hazır sayıldı. Bir tane içi çikolatalı yine 5 yufadan bir börek yaptım. Buraya işkembe çorbası yaptım böyle. Bakın mis gibi sıcak yine de içsinler çocuklar dedim. Fırına. Oo, dumana bak. Çünkü sonunda işi vardı dışarıda. Onu işinden alıp koymadım. Şöyle fırına da arkadaşlar. Dumana bak, dumana. Dumanın üstünde. Hem bunu buraya alayım. Tamam. Şimdi biraz burada kızarsın bu. Hani hemen yanmasın diye, ağır pişsin diye kağıdını koydum üstüne. Beyaz patatesle tavuğu. Şu Rus'tan ızgaralık yaptırmıştı bunu arkadaşlar. Buzluktaydı. Hemen çıkarttım buzluktan. Suda açtım. Onları böyle ızgaralık doladım geri. Tekrar bir daha. Aralarına patates sıkıştırdım. Soğanını koydum. Bunu da buraya salıverelim şimdi. Şöyle. Bu da orada olsun. Çayımı demledim. Çayımı üstümde demledim. Şimdi sana haberi yok tabii ki bunlarda. Şöyle çayımı da demledim. Gördüm. Yine burada arkadaşlar da gördüm. Şöyle pilavım var. Evet, pilav. Ya var diye de yapmadım daha başka arkadaşlar. Bu yenisin mi? Bu tencereden hemen. Bu tencerede yine yemeğim var. Yeşillik. Şöyle. Bakın o da kaynıyor. Dolaptaydı, ısıttım onu da. Allah'ım bin bin bereket versin değil mi arkadaşlar? Şimdi uçun orada çalışıyor tamam ama yemeksiz olmaz. Bizde olmaz. Bizde olmaz arkadaşlar vallahi. Şurası da onların yanındaydı. Ben hemen girdim içeri. Patatesimi söyledim. Tavuğumu hallettim. Sürdüm fırına. Çorbamı yaptım. Bulaşık makinemi çalıştırdım. Bunları topladım. İş bitmiyor ki arkadaşlar vallahi. Ama sağlık olsun ya. İş yapmak kolay yani. Sağlık olduktan geriye. İnsanın sağlığı, huzuru, mutluluğu olduktan geriye. Gerisine kolay. Yemeği ne var? Şimdi inanın ki 10 kişi gelsin. 10 kişi yarım saatin içinde yemekleri var arkadaşlar. Yani gelenler de biliyor saatte benim nasıl olduğumu. Hani hiçbir şey yoktur. Ortaya hemen böyle çıkarırım. Evet. Bugün bizim amcam dahmiye geleceğini bilmiyordum. Sürpriz yaptım, sürpriz. Onları. Sürpriz yaptım. Dediği günden ileri geldi ama bir ayı oldu tabii ki. Ben İstanbul'dayken şu Rus'ta 35 gün oldu. Sipariş vermişti. Tam bugün 35 gün. Evet olsun, gece olsun, gücü olmasın evet, diye. Evet olsun. Onların da başka yerde işleri varmıştı. Onları öncelikle... Yok, hani, camlar gelmemiş. Camlar gelmedi dedi değil evet, mi? Evet evet, camlar gelmemiş. Sağlık olsun. Ne yapalım? Şimdi dışarı mı sofra kuralım buraya mı? Dışarı kuralım. Dışarı kuralım değil mi? Tamam. Doğru söylüyorsun. Şimdi ayakları, üstleri, başları koyuz. Ben de sırada daha yeni temizlik yaptım arkadaşlar. Olsun, içeri gelirse ben içeri de çağırırım. Hiç sıkıntı yok. Benim için hiç sıkıntı yok. Çok miskin. Salça falan koymadım arkadaşlar. Hiçbir şey. Sade tuzunu koydum. Soğanını koydum üstüne. Böyle daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Soslamadım yani. Hiç su koymadım. Kendi suyu yine. Dedim pişsinler. Biz de yavaş yavaş taşınalım dışarı değil mi? Taşınalım dışarı yavaş yavaş. Evet. Kaşığı çatalı. Arkadaşlar dışarıda sıcak yani öyle soğuk yok. Yok yok. Bugün yok. Yok. Ama dün soğuktu. Dün soğuktu. Zabak yine soğuktu ama. Evet o şimdi. O soğuk kırıldı şimdi. Yok. Evet. Allah-u Teala kırdı soğuğu. Osman sen çorba yemen, pancar yemen. Sen ne yiyorsun Osman? Ben yumurta. Yumurta pişiriyor musun sen? Yok. Yumurta atıyorlar mı arada bir? Atıyorlar. Taci ablan atıyor, abin atıyor mu? Ablan diyeceğim az daha. Döve. Osman biraz...
Yemek seçiyor arkadaşlar, biliyorum. Beraber fındık topladık Osman'la, bundan biliyorum hani. Yiyeceklerinden var da burada. Var var. Yoksa söyle valla, hemen yapalım. Yok yok, var ya. Yeter. Yumurta pişireyim. Yok yok. He? Gerek yok. Tamam. Yeter mi? Fazla yemeyin yokuş. Biliyorum biliyorum ben bunu. Belli sahte. Baksana yeşil bir yerine ya. Mesela ben kadar olup da. Allah'ım yarabbim. Sen de gel şu usta, gelmiyor mu? Geleyim. Ben de oturayım, gel çorbanı beraber yiyelim. Otur otur. Çorba tatlı olur yemek. Çorba öyle mi yavrum? Tamam, tamam. Al benim, tamam. Allah la la. Sandalye de ben yanıma gideceğim. Sandalye bulabilecek misin usta? Bulacağım tabii. Biraz. Hala ortaya girsin mi? Evet. Hala girer, ortaya girer ya. Aynen. Tamam, çok güzel ya. Bakalım büyük bir güzel olmuş. Burada bayağı uğraştın sen. Kapının yanında. Biraz buraya uğraşsın. Biraz daha sıcak dengesiz de. Gel. Aç tavanı. Buraya ortaya bunlar yemezler diye ortaya koydum. Şimdi hiç şerbet yeşillik yemeyeyim. Allah yer ya. Osman yemez. Osman yer. Ben normal yedeyim. Yalan. Bunun işi temizlenmez. Daha işi daha güzel temizleniyor. Temizliği zor olur ya. Geleceğim hani. Bak şimdi ikisini bir yere çekiyorsun ya. Komple boş işi temizle, değil mi? Şöyle daha rahat bir şey olmaz. Ya tamam. Uzak bir yer değil ya. He. Daha rahat olur. Bir fırça, devam. Bir fırça. Her gün cam sıcak halimiz mi var? Her gün cam sıcak halimiz yok arkadaşlar. Haydi bir kere daha korktu mu? Aşağıdan niye su döktün diyen yok. Aynen. Niye üstümüze su geldi diyen yok. Burası ıslandı diyen yok. He. Her işin zorluğu var. Ekmeğini şöyle şuraya alsan da her seferinde buraya uzanmasa. Kaç sene oldu yenge sen gelir buraya? 3 sene olacak. 3 sene mi olacak? He. Mayıs'ta mıydı, Nisan'da mı? Nisan'da. Nisan'da 3 sene olacak. Bir gelmeye geldin mi? Bir gelmeye öyle geldim. He. Önceden gezmeye geliyordum. 15 gün, 20 gün. Evet. Son zamanlar işte 2 ay kaldım, 3 ay kaldım. Şimdi arada iki ev İstanbul'a da. Osam'la gidesin bile gelmiyor. İstanbul ne? Çok kalabalık kardeşim. Aynen öyle. Nefes alamıyor, her taraf beton. İstanbul'da oturan çalışan olacak oğlum. Evet. Evde oturmaz, evde İstanbul'da yaşanmıyor. Aynen öyle. Adamın ruhu sözü. Aynen. Bir yer göremiyorsun gelip cama çıksan, balkona çıksan karşına bina. Yolu göremiyorum, bir yolu göreyim bir gökyüzünü. Aynen. Daha bir yer yok. Yağmur ve böyle. Birden bir yerin 5 satılsa. Aynen. Bizimle bu kadar üstüydün mü ya? He? Bizimle bu kadar üstüydün mü ya?
Ben de anlamadım ne dediğini. Bizim yol cam bu kadar işliyor muydu? Arabayı gitti. Bura aynı şey gibi, E5 gibi. Valla. Çiftlik buradan, Çatalpınar'a buradan. Hep tırlar, kamyonlar. Sahte köy, köyün de pat pata yetiyor. Arkadaş sabah saat 3'te bir başlıyor pat pat. Akşam saat 12'ye kadar. Yurtdışı sesine bir şey değil mi? Çok şey yapıyor ya, ses yapıyor. Oğlum çare bulmalı da bulurlar ya. Şimdi arkadaşlar camları takmaya başladılar. Taci kenarlarını sildi, bunlarını falan siliyor. Vallahi bugün çocuklar akşam etti burada. Ama bu cam değişecek Taci. Onu da arkadaşlara söyleyelim. Buradan manzarayı kapatmayacağız. Tabii gerekli cam koymuş buraya da ama. Biz de dedik ki sahte öyle söylemiştik. Daha sipariş alırken şükürse öyle söylemişti. Renkli mi olsun, şeffaf cam mı olsun? Yorumlara gelin. Çok güzel sordun. Evet, sizce ne olsun arkadaşlar? Cam abla değiştireceğim dedi. Siparişini verecek şimdi onu. Ama dedi, sipariş gelene kadar cam dedi. Burada kalsın. Şöyle. Taktılar şöyle kapıları. Sen al istersen Şükrü Usta. Çalışmalar devam ediyor. Son gazda çalışmalar devam ediyor. Yukarıda taktılar camlarını, küvenlerini. Güzelce bilmiyorum arkadaşlar nasıl oldu. Buraya bakmadım daha. Ondan çalışmayı bitirdim bir yandan ama. Son ne, nasıl bilmiyorum arkadaşlar. Sizce nasıl oldu? Güzel olur mu arkadaşlar? Şimdi burası renkli. Biz burada çalışmalarımızı burada yapabiliriz öyle. Manzara açısından şu an akşama doğru. İçinde bir an geçti yani. Akşam oldu da. Tatilde abla dedi burada siz kullanın. Ben cam gelince dedi değiştireceğim dedi. O da sordu sorusunu vallahi. Dedi ki böyle mi kalsın değiştirelim mi? Azaldı bayağı. Derler ya konuda bir altın bırakayım olsun. Yeter ki çok. Yani anla işte. Vallahi arayanlar ya da yetişemiyor çocuklar. Şöyle kapı kollarına da attım evden gittik biz birkaç gün gelmedik mesela. Tamam. Öyle bir kilitle de yapacağım sanırım. Bunu kilitledim zaten dışarı tanışma şansı yok. Ne yok. Yok mu? Tamam canım. Bunu kilitledin. He. Bitti. Onu dışarıda hiç mi müdahale edemezsin? Gördüm ben bir yerde de. Yok. Yaptırmış ayrıca. Onu söylerim. Al kapıyı kilitliyoruz. İki tane anahtar da var. Alıyorsun üstünde. Evet, bitirdi. Ama sinekliğe bir çare bul, tamam mı olur? Tamam. İki tanesini mi istiyorsun? He, iki tanesini. Ulan olsun bak, bunların ikisinin olsun, bir düşürük olsun. Kapının yanı var ya, burası. Tamam. Ama bunda büyük biraz, sinekliğe biraz şey olabilir. Ne olabilir? Pahalı. Ne pahalı? Ve hediye yaparsın.
yaparsınlar da ya. Bandiye basın ya. Ne yaparsın ya? Taci, Taci şöyle yaparsın ha, Taci. Ha. Böyle çırt çekin ya, alın bir tane yap, tamam öyle. Şeyli birbirine, böyle otom şeyli var ya, birbirine çaplanıyor. Aynen. Alın, alın bir tane yap, yeter. Bir de oraya yap, iki. Bir tane ilk yaparız ya. İki tane yeter ya. Aşağı git oğlum. Sonra abi işte yiyorsana, iş var mı? Hani. Ne işimiz var senden? Niye? Temizlik konusunda. Temizlik var. Bak işte leke oldu mu böyle pırıl pırıl aynı. Evet, çok güzel oldu. Beyaz da beyaz. Arkadaşlar. Her yer bitti. İş bize kaldı. Şükrü yine bize. Şöyle. Şükrü'nün biraz işleri var. Bunlar ona yapacak. Sadece bunlar Şükrü abiye mi bıraktı? Aynen. Biraz da çorba donunuzu da olsun. Çorba donunuzu da. Gideceğim. Var mı başka bir isteği? Ellerinize sağlık. Allah razı olun. Hayırlı olsun. Güle güle bulunan. Sağ olun. Allah razı olun. Hadi kendinize iyi bakın. Sizler de kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar camlarımız da kaldı. Valla kutu gibi oldu. Ne güzel oldu. Keşke geçen sene yapılsaymış atıyoruz. Allah ya. Şu an ateş yanmıyor ama gene dışarısı umuk oldu böyle. Sıcak oldu. Soğuğa mesela girecek girecek olmuyor. Yolun tozu, toprağı, temizliği yerine geçmiyor. Böyle iyi oldu. Şimdi dedi yavrum hiç dokunmam dedi. Silikon sıktı ya kenarlarına falan hep. Toz olmasın dedi. Leke olur dedi. Toz silikon kopar dedi hani. Artık şükürlüğümüze kaldı işte. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.